Evet, şu anda sayımız da fena değil. Ben müsaadenizle öğleden sonraki oturumlarımızdan genel oturum olarak adlandırdığımız oturumumuzu başlatmak istiyorum. Hem değerli hocalarıma hem katılımcılara, katılımcılar arasında da hem hocalarımız var, hem öğrencilerimiz var, meslektaşlarımız var. Her birine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bizimle birlikte olduğunuz için, vakit ayırdığınız için. Sözü çok fazla uzatmadan hocalarıma bırakmak istiyorum. Kendilerini tek tek tanıtmayacağım. Çünkü tanıtmaya izah olduğunu düşünmüyorum. Her hocamız birbirinden kıymetli ve değerli. Bu alanın, AB hukuk alanının önde gelen hocaları. Dolayısıyla yüksek müsaadelerinizle ben ilk sözü benim de hocam olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Tuğrul Arat hocama bırakmak istiyorum. Hocam buyurun, söz sizin. Hocamız bize bir bilim alanı olarak Avrupa Birliği hukuku başlıklı tebliğsini sunacak. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, her ne kadar sizi görmüyorsam da hoş geldiniz. Bu şeyin Zoom'un yani uzaktan birlikte olmanın azizlikleri olmuyor bunlar. Alışıyoruz bunlara. Varsayıyoruz. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Özellikle tabii eski dostları da görüyorum. Gerçi Gamze Aşçıoğlu şeyin Ankara'nın hocası, o sebeple onu görme ihtimalim her zaman daha fazla ama onu da göremiyorum. O sebeple hem Işıl Özkan hem Kamuran Reşfer'le bir araya gelmiş olmanın da bahtiyarlığını hissediyorum. Hatta diyebilirim ki Ankara'daki arkadaşlar bile bu koronavirüsten önce ara sıra binalarına gidiyordum. O arada görüşüyorduk, hal hatır soruyorduk. Şimdi onları da göremiyoruz. Onun için Özlem'le Merve'ye de merhaba. Tabii böyle eski dostlarla bir araya gelmeyi mümkün hale getirdiği için ülke göçmeye de ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi oldu bu. Hemen benim aslında tabii şimdi İlke Hoca diyor ki ya sadede gel boş ver şimdi 15 dakikadan yiyorsun diyor. Benim aslında konum bir bilim alanı olarak AB hukuku ya da hukuk bilimi açısından AB hukuku. Bunu aslında seçmemin nedeni bizim alanımızın sürekli olarak Türkiye'de kendisinin değil de algı nedeniyle algılayanlar tarafından yer değiştirmesi. Bazen çok önemli oluyor. Bazen ya bu bilim alanı değil deniyor. Bazen o hukuk mu ya? Hukuk da değil deniyor. Bazıları da diyor ya hukuk değil. Zaten başka hukuklar var. Onun yanında mesela aile hukukunun yanında niye verilmesin? Aile hukukuna bağlayalım diyenler oluyor. Neredeyse bazıları şey de söyleyebilecek spor derslerinde verilsin AB hukuku o kadar önemli değil. Hatta hiç verilmesin diyenler var. Böyle bir tuhaflık içinde şey tabii yok da bunun etkisi altında kalarak diyelim. Zaman zaman AB hukukunu yok ediyor. Eskiden benim çocukluğumda Zati Sungur vardı. Önemli bir illüzyonistti. Ben illüzyonist deyince hep Zati Sungur aklıma gelir hala. Hakikaten birçok şeyi yok ederdi. Sonradan cebinden çıkartırdı filan. Yok de Avrupa Birliği ile ilgili olarak öyle bir takım böyle illüzyon oyunları oynuyor. Bir ara yok saydığı dönemdi. Ona dayanarak Türkiye'de Avrupa Birliği yolunda epey çalışmış olan, büyük emek vermiş olan hocalar tabii buna karşı yargıya başvurdular. İdare mahkemelerinde dava açılmıştı. Ve yargı enteresan bir karar verdi. Çok şeyli, çok disiplinli bir alan olduğu için Avrupa Birliği hukukunun gereksiz olduğuna, herkesin kendi çapında Avrupa Birliği hukukunu anlatacağına karar verdi. Ve daha da ilginç tarafı, bu karar verirken dava öyle açılmamıştı, doğrusunu söyleyelim. Dava daha hukuki bir mantık içinde açılmıştı. Aslında idare hukukçuları iyi bilirler. Usulde paralellik yok. O sebeple de yani açma kararını veren üniversite, kapama kararını veren yok. O sebeple bu idari bakımdan, idari hukuk bakımdan sakat bir işlemdir. İptal edilmesi gerekir diye gayet ciddi
bir çalışmaydı. Fakat şeyin kararında, İdare Mahkemesi'nin, daha doğrusu Danıştay'ın kararında maalesef öyle değil. Çok disiplinli olduğu için gereği yoktur şeklinde. Yani pek mantığa sığmayan, ben dava dilekçesindeki talep kısmını dahi karşılamayan bir gerekçeyle şeye kaldırmıştı. Ve daha sonra öğrendik ki bunu maalesef 3 tane hukukçu hocanın vermiş olduğu rapora da dayanmış. Ve elimize de geçti o rapor tabii. 3 tane hocaya şey yaptırmışlar, rapor yazdırmışlar ve bu rapor, bu yazan 3 hocanın 3'ü de birisi medeni hukukçu, birisi usul hukukçusu. İşte ona benzer bir şeydir yani, tam şimdi hatırlamıyorum ama. Yani üçü de hayatlarında Avrupa toplulukları hukukunu değil, Avrupa topluluklarını dahi duymamış arkadaşlar. Yani onlar oturmuş yazmışlar, lüzum yoktur Avrupa Birliği hukukuna böyle bir şey diye. Çok kötü bir şey yani, aslında yakışmayan bir rapor, mütalaa. Ve onun heyecan, telaş ve rahatsızlığı içindeyken ben bu konuyu tespit etmiştim. Bir yerde muhakkak ben bunu vermem lazım diye. İlki Hoca bu programı hazırlarken o nedenle, daha o zaman tam belli değildi değil mi hocam, şey, bu son kararı yokun. Belli değildi hocam. Bunu aldım. Şimdi aslında sonradan enteresan şekilde şunu da söyleyeyim aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse mahkeme o kararı verirken yok zaten vazgeçti. Yani yok kendi kararını değiştirdi ve üniversitelerde Avrupa toplulukları ana bilim dallarının yeniden açılabileceğine dair karar verdi. Çok enteresan bir karardı o. Fakat aksine İdare Mahkemesi haklı buldu. Kapatmakla haklıdır dedi. Yani yok vazgeçti. Kendisinin bir yanlışlık yaptığını farkına vardı. Ama İdare Mahkemesi çok, yani bana göre gerçekten kara mizah mı diyelim, ne diyelim pek bilemiyorum. Böyle bir karar vermişti. Daha sonra da başka bir karar verdi. Bir sonra da doçentlik değeri yoktur dedi. Hadi yine biz, işte o sıralarda ben bu kararı vermiştim. Dedim ki ya bu yani bilim alanı olarak müstakil bir alan olması gerektiğini söylememiz lazım. Bu ne ulusal hukuk mantığı içinde değerlendirilebilir, ne de uluslararası hukuk mantığı içinde değerlendirilebilir. Bunu ancak doktoradan başlayarak doçentlik ve profesörlük süreci içinde yetişmiş insanlar bunu doğru düz algılayabilirler. Avrupa Birliği mantığı ve terminolojisi içinde ancak bunu algılayabilirler. Aksi takdirde bu olmaz. Bu düşünce çerçevesinde bu kararı verdim, hazırladım ama yok ikinci defa kendi kararından vazgeçti ve tekrar doçentlik alanı haline getirdi ve böylece şimdilik bağımsız bir hukuk dalı olarak işini görüyor. İnşallah böyle gider. Türkiye böyle konjonktürel bir ülke olduğu için, zikzaklar çizerek hayatımızı tayin ettiğimiz için yarın ne olacağı belli olmaz. Halbuki şimdi söyleyeceğim, hukukun iki temel amacı var bir toplumsal düzende. İki temel amacı gerçekleşmek için hukuk düzeni kabul ediliyor. Hukuk düzenini toplumsal düzen olarak kabul ediyor çağdaş dünya. Onlardan bir tanesi düzen. Düzen ne demek? Öngörülebilirlik. Yani bugünden yarına habire şeylerin değişmemesi. Olayların, olguların, kararların, kuralların değişmemesi. Hukukun temel iki amacından bir tanesi. İkincisi ne derseniz, adalet tabii. Adil bir düzen. Hukukun özellikleri bunlar. Ama bizde öyle olmuyor Türkiye'de. Türkiye sürprizler ülkesi. Akşam yatıyorsunuz bir başka dünyadasınız. Sabah kalkıyorsunuz tamamen bir başka dünyaya geçebiliyorsunuz. Onun için ileride ne olur bilmiyorum ama şu anda doğru yolu bulmuş durumda. YÖK'te, üniversitelerde kimse kimseyi zorlamıyor. İsteyenler şeyi de aşmayabilir. Bana göre aşmaları uygun olur ama
hani her üniversitede açmak gerekmeyebilir. Çünkü o kadar Avrupa Birliği hukukçusu yok. Onu da ayrıca zikretmek lazım. Yani büyük emeklerle yetişmiş çok değerli arkadaşlar var. İşte burada bazılarını zaten şu anda görüyoruz hepimiz. Ona ek olarak da bir bu kadar daha var. Daha da fazla yok yani. O kadar sayımız düşük ve özellikle bu kararlar nedeniyle de, çünkü bir 10-15 yıllık bir derinliği var bu işin tabii. Böyle gel gitler, mer gitler derken aslında Avrupa Birliği hukuku yapmak isteyen birçok arkadaş başka alanlara dağıldılar. Ve böylece de daha da fazla kan kaybına uğradı alan. Bu Türkiye'nin lehine mi? Bana göre olağanüstü aleyhine. Türkiye Avrupa Birliği hiç girmese bile, Türkiye Avrupa Birliği Avrupa'nın komşusu olarak kabul etse bile komşusu. Ondan daha uzağa götüremiyoruz Türkiye'yi. O sebeple Avrupa ile devamlı ilişki içinde olması gereken bir ülke. Dolayısıyla evet, özellikle ekonomik ve ticari bakımdan şu anda dahi inanılmaz şekilde Avrupa Birliği'ne bağlı bir ülke. Eğer bunu kendi lehimize iyi götürebilmek istiyorsak Avrupa Birliği'nin yalnız siyasal yapısını değil, yalnız siyasal işleyişini değil, aynı zamanda hukuki yapısını ve hukuki işleyişini çok iyi bilmemiz lazım. Çok uzaklarda ülkeler bile, yani Japonya gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi inanılmaz şekilde Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Birliği hukukuna önem verir. Bunlar için özel enstitüler kurup lisansüstü çalışmalar yaparlarken ve yaptırırlarken bizim burnumuzun dibinde olan bir vakadan, efendim ben istemiyorum, göre kalsın, zaten ben Avrupalı da değilim demek suretiyle bunu tamamen görmemezlikten gelmemiz bana göre büyük bir cesaret. Çünkü yarın öbür gün önümüze çıkan hendeyi göremeyen bir insan gibi gümbür gümbür düşebiliriz. Öyle bir sorunla karşılaşabiliriz ki Avrupa Birliği sonra da ne diyeceğiz? Avrupa Birliği bize kazık attı veya bize avlattı. Efendim biz bilmiyorduk bunu. Bize böyle söylemediler. Ama onların mı söylemesi lazım? Sen kendini öğren. Demezler mi adama? Gümbür gümbür yuvarlanmasaydın diyebilirler. Bu düşünce nedir ki Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ona büyük, yani çok hacimli ilişki içinde oldukları için onların adı veriyorum. Onun gibi çok var. En çok önem verdikleri konulardan birisi bu alan. Ben Avrupa Birliği ile daha yakın temas içinde bulunduğum geçmiş yıllarda Avrupa Birliği'nde çok iyi yetişmiş bir teknik eleman, yani uzmanla karşılaştım. Olağanüstü şey, akıcı, İngilizcesi de öyle. Kendisi aslında Alman, İngilizcesi de öyle. Ve merak ettim, yani Amerikalı mısınız dedim. Çünkü Amerikan şivesiyle İngilizce konuşuyor. Hayır dedi, ben Almanım dedi. Almanya'ya geçtim dedi. Dedim bu şey İngilizce ve bu bilgi inanılmaz iyi biliyor. Dedi ki ben Amerika'da tahsil ettim. Neyi tahsil ettiniz dedim. Avrupa Birliği dedi. Avrupa Birliği'ni Amerika'da mı öğrendiniz dedim. Evet dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Princeton'da okumuş, doktorasını yapmış. Dünyanın en iyi Avrupa Birliği eğitimini veren ülke Amerika Birleşik Devletleri dedi. O zaman fark ettim ki Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği hiçbir zaman üye olmayacak, onun farkında. Ama Avrupa Birliği temas içinde olacak. Ve neresinden baksanız dünyanın ikinci ekonomisi şu anda. Neresinden baksanız dünyanın ikinci ekonomisi ve neresinden baksanız politik olarak da dünyanın en etkili üçüncü bloğu. Yani böyle bir ülkeyle farkında Amerika Birleşik Devletleri. Baş edebilmek için dahi onu iyi öğrenmek lazım. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği'ne zaman zaman küsüp, zaman zaman zaten kendimizi Avrupalı saymayıp tamamen Avrupa Birliği'ne sırt çevirmemiz biraz tuhaf. Yani tuhaf bir hareket. Gerekçesi yok. Yani herhangi bir şekilde gerekçesi olmayan bir hareket.
Yani biraz abartma gibi olacak ama düşman bile olsak düşmanı iyi belleyebilmek için onu çalışmamız lazım. Tabii düşmanız demiyorum. Düşman bile olsak böyle olması lazım. Kaldı ki şimdi hala her şeye rağmen dost. O, en azından öyle görünüyoruz. Ve her şeye rağmen ekonomik ve ticari bakımdan da yani davranışımızdan çok farklı şekilde biraz bağlıyız. Avrupa Birliği'ne bağlıyız. Yani Allah korusun yarın öbür gün bir küsme olayı olsa çok ciddi sonuçlar doğabilir bu şey. Ve Türkiye'nin herhangi bir ikinci şey, ya bir alternatifi yok. Bir alternatif o sebeple girelim girmeyelim, üye olalım olmayalım, Avrupa Birliği'ni iyi tanımak, iyi bilmek ve ona göre donanımlı bir hale gelmek Türkiye için çok önemli. Bu lafı ben uzattım ama zaten bu şeyi almamın nedeni bu olduğu için sunuşumun bir parçası. Peki bilim alanı olarak Avrupa Birliği hukuku konusunda ne diyeceksin derseniz, yarısı mı oldu hocam? Ne kadar oldu? 7,5 dakika mı, 10 dakika mı? Aslında 15 dakika oldu hocam ama lütfen söz sizin. Ben mi söylüyorsunuz? O zaman birkaç gün. Şimdi şöyle bir piramitten bahsedeceğim. Biz bilim, tabii bilim alanı dediğimiz zaman aslında neden bahsediyoruz? Aslında şundan bahsediyoruz. Normatif bilimden bahsediyoruz. Bu şey yanıltıcı olabiliyor. Bilim deyince bizde bu normatif bilim ayrımı da pek fazla dikkat çekmediği için Avrupa Birliği ile ilgili bütün konular sosyal bilim içinde değerlendiriliyor. Halbuki hukuk doğal olarak sosyal bilim değildir. Sosyal bilim olayların arasındaki ilişkileri inceleyen bir disiplindir. Halbuki hukuk olayların arasındaki ilişkilerden çok normal kurallar arasındaki ilişkileri ve kurallar içindeki kavramlar arası ilişkileri inceler. Onun için buna normatif bilim diyoruz. Bunlar bu bir şey normu incelemek durumunda olan bütün alanlar ne gibi? Etik gibi, estetik gibi, ilahiyat gibi bütün alanlar normatif bilimlere giriyor. Davranış bilimlerinin bir parçası olarak kabul edilebilir. Çünkü davranışı düzenliyor normlar. Ama sosyal bilim olarak kabul edilmesi pek mümkün değildir. Ama hukuk tabii ki sosyal bilimle çok yakın ilişkilidir. Çünkü normun içeriğini sosyal olgular oluşturmaktadır. Ama buna rağmen birinci olarak hukukun niteliği normatif bilimdir. Ne demek normatif bilim? Norm bilimi. Normu tahlil ediyoruz. Norm nasıl oluşur? Nasıl gelişir? Şimdi tabii zaman bakımından şey olduğu için biraz dedikoduyla vaktimi harcamış olduğum için çok kısaca şöyle söyleyeceğim. Norm aslında kanun, yani kanun koyucunun koyduğu norm değildir. Hukukun normatif yapısı kanun koyucunun koyduğu norma gelince kadar bir takım üst normlardan oluşur. Bunlar tüme varım yoluyla tarihsel olarak oluşmuştur. En üstünde bunların tabii ki değer yatıyor. Hukukun değerleri. İki temel değeri var. Demin de söyledim zaten. Amacı hukukun düzen ve menfaat. Şey, adalet. Dolayısıyla düzen ve adalete göre bütün şeyleri, sosyal olguları değerlerden düzenleyen, onlar hakkında kurallar koyan bir alan, hukuk alanı. O nedenle de bu alanın, peki kim koyuyor bunu? Aslında toplumun kendisi koyuyor. Toplumdan doğuyor. Tarihsel olarak birikiyor, birikiyor. İşte bir örf faiz hukuk kuralı oluyor, hukukun genel ilkesi oluyor. Bunlar üst norm oluyor. Bu üst normlardan da bir alt normlar çıkartıyoruz. Mahkemeler çıkartıyor, yasama organı çıkartıyor. Şu yanlıştan kurtulalım. Hukuk sadece kanun koyucunun koyduğu kurallar değildir. Hatta kanun koyucunun koyduğu kurallar alt norm olarak kabul edilir. Ondan önce bir takım kurallar var. Onlara uygun olursa zaten hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hukuk düzenine sahip olur o ülke. Yoksa kanun koyucu kendi iradesiyle her şeyi değiştirmeye kalkarsa orada sorun var demektir. Hukukun işlemiyor demektir. Dolayısıyla birincisi normatif yapı içinde yer almasıdır. Ancak
bu normatif yapının ne olduğunu anlayabilmek için de tabii hukukun işlevine bakmak lazım. Peki hukukun işlevi nedir ki bu normatif yapı birbirinden farklı hukuk bilimi alanları oluşturuyor mu? İşte bunun işlevine bakmak lazım. Hukuk işlevsel olarak baktığımız zaman hukuk normatif yapının dışında aynı zamanda bir toplumun düzeni olma özelliğine sahiptir. Toplumlar, modern toplumlar kendi düzenlerini hukuk düzeni olarak seçmişlerdir. Neden? Çünkü adil ve süreklilik sahibi olması için böyle olması gerekir. O nedenle her şeyin, toplumun, her toplumsal yapının kendi hukuk düzeni vardır. Kısa geçeceğim. Hemen şunu söyleyeceğim ki burada üç tane temel toplum düzeniyle karşı karşıyayız günümüzde. Bir, ulusal toplumlar. Ulus devletler kurulduktan sonra oluşmuş olan ulusal toplumlar. İki, ulus devletlerin bir araya gelmesine oluşan uluslararası toplum, özellikle devletlerin oluşturdu ama günümüzde bu da değişiyor, onu da söyleyeyim. Devletlerin dışındaki varlıklar da uluslararası topluma dahil olmuyor. Hatta bireyler dahil olmaya başladılar. O ayrı mesele. Ve nihayet üçüncüsü, peki uluslararası hukukun dışında bir şey var. Evet işte uluslararası üstü hukuk var. Uluslararası hukuk, uluslararası hukuk değildir. Uluslararası hukuk kendi yapısı içinde belirlenen, kendi yapısı içinde oluşan bir hukuktur. Neden? Çünkü uluslararası hukuk egemen devletlerin eşitliği ilkesine dayanır. Ve eşitlik esasına göre düzenler. Grotius'un ilk koyduğu kural. Dolayısıyla da bugün hala bu var. Yani egemen devletlerin eşitliği ilkesine dayalı olan hukuk kurallarına aslında uluslararası hukuk diyoruz. Ama uluslararası hukuk bir üst hukuk toplum düzenini adeta muşturuyor bize. Bir farklı yapı. Devletlerin kendi iradeleriyle vazgeçtikleri bazı yetkileri devrederek kurdukları bir uluslararası örgüt ile bu yetkiyi tam devletme lafını sevmiyorum. Aslında da burada başka acelden dolayı başka bir kelime bulamadım için söylüyorum. Bu yetkinin transfer edildiği örgüt arasındaki ilişkileri ve dolaylı olarak da devletlerin bu ilişkilerden elde ettikleri verilerle kendi toplumlarındaki sosyal olguları düzenlemesi üzerine inşa edilmiş olan bir yapıyı belirliyor. Dolayısıyla bunu öğrenebilmek ve öğretebilmek veya çalışabilmek için uluslararası hukuku bilmek yeterli değildir. Ulusal hukuku bilmek de yeterli değildir. Bunu öğrenebilmek ve öğretebilmek için bu yapıyı öğrenmek lazım. Bu yapıyı sadece Avrupa Birliği'yle çalışarak öğrenebiliriz. İşte bunun için bir hukuk bilimi alanı olarak Avrupa Birliği hukuku mutlaka bağımsız bir alan olmalıdır. Ve bu alanın insanları sıfırdan başlayarak akademik çalışmalarını Avrupa Birliği hukukunda geliştirdikçe uzmanlaşır. Bunun böyle kabul edilmesi gerekir. Evet. Çok özetle bunu anlatmak durumunda kaldığım için belki soyut kalmıştır ama eğer sorularla açmamı isterseniz tabii memnuniyetle onu da yaparım. Teşekkür ederim ve Sayın Başkan'dan da özür dilerim. Herhalde bayağı ihlal durumu ortaya çıktı. Kusura bakma. Diğer konuşmacılardan da aynı şekilde özür dilerim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sizi dinlemek her zaman bizler için büyük bir keyif. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben ama lafı uzatmadan, sözü uzatmadan ikinci konuşmacımıza, Işıl Hocam'a sözü aktarmak istiyorum. Işıl Özkan Hocam'ın da bugünkü başlığı Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine giriş hakkı ve vize sorunu üzerine olacak. Hocam bizimle birlikte olduğunuz için tekrardan çok teşekkürler. Buyurun, söz sizin. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Beni de bu değerli konuşmacıların arasına kattığınız için. Ayrıca Turul Hocam'ın İzmir'e geldiğinde verdiği konferansı hala unutmadık. Her zaman bekliyoruz tekrar sizleri de İzmir'e. Şimdi ben, buyurun hocam, bir şey diyeceğim. Teşekkür ederim diyorum, sadece teşekkür ederim diyorum. Tamam hocam. İltifatınıza. Evet. Efendim ben Türk vatandaşlarının bu Avrupa Birliği ülkelerine giriş sorununu birbirinden farklı iki başlık altında inceleyeceğim. Birincisi, uluslararası hukukun
genel ilkelerine göre yabancıların ülkeye giriş hakkı devletlerin ülkesel yetkisi içindedir. Dolayısıyla da biz de bir üçüncü ülke vatandaşı olduğumuza göre hala Avrupa Birliği ülkelerine bir yabancı olarak girişimizde o devletlerin ülkesel yetkisine tabi oluyoruz. Ve devletler de eğer bir devletin vatandaşının ülkelerine girmesini istemiyorsa bunu bize koymak suretiyle zorlaştırabilirler ya da engelleyebilirler. Demek ki kural olarak ülkeye giriş hakkı diye bir hak yok, fakat insan hakları, uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan serbestçe dolaşım, serbestçe seyahat ve yerleşme hakkı ise düzenlenmiş. Mesela İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 3. maddesinde var. Yine 3. maddede bir ülkeden ayrılma ve ülkeye geri dönme hakkı var. Ama kim için bu? Vatandaşlar için. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 12. maddesinde de kimse kendi ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz diyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 4 nolu protokolün 3. maddesi de yine hiç kimse uyruğu bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz diye bir hüküm getirmiş. Demek ki ülkelerde girdikten sonra bir yerleşme ve seyahat serbestisi kabul ediliyor ama ülkeye girme özgürlüğü pek düzenlenmemiş. Peki bunun düzenlendiği bir belge var mı? Evet, var. Avrupa Konseyi'ne üye devletler arasında kişilerin serbest dolaşımına, seyahatlerine ilişkin bir sözleşme var. Avrupa Konseyi Avrupa Birliği'nden farklı bir örgüt. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler dahil olduğu gibi çok daha fazla bir ülke Avrupa Konseyi'ne tabi. Bu konseyi Türkiye'nin de 1961'den beri taraf olduğu bir sözleşmesi var. Bu sözleşmede işte Avrupa Konseyi'ne dahil ülkelerde kişilerin seyahatlerine dair Avrupa Sözleşmesi. Bu sözleşmeye 25 nolu sözleşmedir. Bu Türkiye'de taraftır. Bu sözleşme 3 ayı geçmeyen ziyaretler için, seyahatler için getirilmiştir. Ve Avrupa Konseyi'nin üye devletler birbirlerinin ülkelerine vatandaşları gittiğinde 3 aya kadar olan seyahatlerde vizesiz seyahat edebilirler demektedir. Fakat bu sözleşmenin bir 7. maddesi vardır. 7. maddesi geçici olarak kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı gibi nedenlerle geçici olarak buna istisna getirilebileceğini söylemektedir. 1980 yılında ilk olarak Almanya, hemen bunun arkasından Fransa, Benelux devletleri, Danimarka, İngiltere, İrlanda 1989'da, İtalya 90'da, Portekiz ve İspanya 1991'de Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmiştir. Bunların bir kısmı diplomatik pasaport ve hususi pasaport ve hizmet pasaportuna vize aramamaktadır. Sadece umma mahsus pasaport aramaktadır. İngiltere ise daha da sert bir şekilde hizmet pasaportu ve özel pasaportlara da vize istemekteydi. Şimdi demek ki Avrupa Birliği'nden önce bizim dahil olduğumuz ki 1949 tarihinden beri üyesiyiz Avrupa Konseyi'nin yaptığı bir sözleşme var. Bu sözleşmenin gereği olan bir 3 aya kadar olan seyahatlerdeki vizesiz seyahat izni meselesi 80'de Türkiye'deki bir takım ihtilal ve siyasi olaylar nedeniyle engellendi. Buna biz karşı çıkmışız. Parlamenterler Konseyi de bir tavsiye niteliğinde karar vermiş parlamenterler. Bunu kaldırın diye. Fakat hiçbir şekilde bu
uygulanmamış ve bugüne kadar da aynen devam ediyor. Şimdi tabii ki Avrupa Konseyi'ndeki seyahatin 3 aya kadar olan, yani turistik seyahatlerle ilgili olduğunu söylemem lazım. Bu kişiler Türkiye'de de 3 aya kadar insanlar pasaportla girebilir ama bundan sonra hatta 180 gün içinde 90 gün şeklinde uygulanıyor bu Avrupa ülkelerinde de. Bundan daha fazla kalacaksa oturma izni, çalışma izni gibi başka koşulları yerine gelmesi gerekir. Abi, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin vatandaşları arasında ise vatandaşlıktan dolayı ayrımcılık yasağı vardır. Avrupa vatandaşlığı kavramı ABI, yani Avrupa Birliği'nin işleyişine dair anlaşmanın 20. maddesiyle girmiştir. Ama bu vatandaşlık üye devlet vatandaşlığından farklı ayrı bir vatandaşlık değildir. Sadece buna ilave, tali nitelikte bir vatandaşlıktır ve AB vatandaşlarına anlaşmayla bazı haklar tanınmıştır. Bu haklardan bir tanesi de 21. maddede düzenlenen serbest dolaşımdır. Aynı hak Avrupa Birliği İnsan Hakları Şartı'nın 15. maddesinde de düzenlenmiştir. Yani AB vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı birinci normlarda da düzenlenmiştir. Ayrıca 2004/38 sayılı vatandaşlık direktifi denilen bir direktifte AB vatandaşlarının birbirlerinin ülkesinde ve bunların AB vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının da yine birbirlerinin ülkesine serbestçe girişini düzenlemek. Şimdi buraya kadar konseyin düzenlemesini, uluslararası düzenlemeleri ve Avrupa Birliği'nin düzenlemelerini söyledik. Peki bütün bunların karşısında acaba Türk vatandaşlarının durumu nedir? Ortaklık hukuku çerçevesinde işe ele alırsak, bildiğiniz gibi biz hala üçüncü bir ülkeyiz ama AB ile bir ortaklık anlaşması olan, yani Ankara Anlaşması ve bunun akabinde yapılan katma protokolle bir ilişkisi olan bir ülkeyiz. Bu anlaşmaların aslında sadece bir ekonomik işbirliği anlaşması olmadığı ve AB'ye tam üyelik amacı taşıdığı da başlangıçta kabul edilmiştir. Daha sonra Abad dayı bu yöndeki görüşlerinde bazı farklılıklar gösterdi. Ankara Anlaşması 12, 13 ve 14. maddeleri kişilerin serbest dolaşımına ilişkin hususlarda Avrupa Birliği mevzuatından esinlenerek düzenleme yapılacağını söylemektedir. Katma protokolün, ki 73'te yürürlüğe girmiştir, katma protokolün 36. maddesi işçilerin serbest dolaşımı ve 41. maddesi de hizmet erbabının serbest dolaşımıyla ilgili. Şimdi bakın, burada artık turist olarak 3 aya kadarlık bir seyahatten bahsetmiyoruz. Burada o kişilerin Avrupa ülkelerinde, ama hangi kişiler bunlar? Halen düzenli olarak Avrupa Birliği'ne üye devletlerde yaşayan, yerleşmiş olan ve çalışan Türklerin durumu. Ama bunların işçi olması lazım veya serbest meslek sahibi ya da bir hizmet sunucusu olması gerekiyor bu haklardan yararlanması için. Bu Avrupa Birliği ile olan bu anlaşmalarımız gereğince yetkili olan kurum Ortaklık Konseyi'dir. Ortaklık Konseyi önce 2/76 sayılı bir Ortaklık Konseyi kararı çıkarmıştır. Daha sonra bunun yerine 1/80 sayılı konsey kararı gelmiştir. Ve bir üye devletin iş gücü piyasasında düzenli olarak girmiş bulunan Türk işçilerinin bir yıl çalıştıktan sonra 3 yıl aynı işveren nezdinde
3 yıldan sonra dilediği işveren nezdinde fakat aynı meslekte ve 4 yıl sonunda da istediği bütün işlerde çalışabileceğini düzenlemiştir. Ayrıca bu kişileri, yani Türk vatandaşlarının ailesi, aile üyeleri ve çocukları için de 6. maddede çeşitli düzenlemeler var. Avrupa Birliği Adalet Divanı, ki bu kararları verdiğinde adı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'ydı, ATAD. İlk olarak Demirel davası, sonra Sevince ve diğer birbirini takip eden pek çok davada bir kere bu ortaklık anlaşmasının hükümlerinin doğrudan etkili olabileceğini kabul etmiş ve doğrudan etkinin şartlarını belirlemiştir. Bu şartlar nelerdir? Bunlar hükmün başka bir organın kararına gerek kalmaksızın, yani şarta bağlı olmaksızın kesin, açık ve takdir hakkı bırakmayacak bir hüküm olmasıdır. Türkiye'de hukukçular 1989 yılında artık bizim serbest dolaşım hakkımız doğmuştur gibi bazı görüşler ileri sürseler de, tabii ki bazı hukukçular tüm hukukçular değil, ATAD verdiği kararda bu ilkeyi benimsemiştir ve ortaklık konseyi kararı ileri sürülmedikçe sadece katma protokolün 36. maddesinin doğrudan etkili olmayacağını kabul etmiştir. Sonuçta 1/80 sayılı ortaklık kararı da yürürlükte olduğundan göre 36. madde ve ortaklık konseyi kararını doğrudan etkisini kabul etmiş ve başlangıçta özellikle genellikle Türk vatandaşları lehine kararlar vermiştir. Hizmetlerin serbest dolaşımına gelince, hizmetler konusunda bir ortaklık konseyi kararı yoktur. Bu konuda hem Ankara Anlaşması'nda hem de katma protokolün 41. maddesinde düzenlenmiştir. Katma protokolün 41. maddesinde stand-still kuralı dediğimiz bir kural var. Yani bu Ankara Anlaşması ve katma protokolün yürürlüğe girdiği tarihlerde üye devletlerde vizesiz girme hakkına sahip olan kişilerin sonradan vizeye tabi olamayacağı ABAD'ın kararlarıyla belirlenmiştir. Özellikle Soysal Savatlı kararı 2006'da başlayarak bu karardan çeşitli kararlarda, tüm ve darı kararlarında hizmetlerin serbest dolaşımında stand-still kuralı, yani mevcut durumdan daha kötüye gidilemeyeceğine ilişkin hüküm kabul edilmiştir. Bu saydığımda yine hizmet sunucularına ilgilidir. Çünkü ATAD daha sonra verdiği bir kararında hizmet alıcısı olarak Avrupa Birliği ülkesine girmek isteyen bir kişiye hayır, böyle bir hakkınız yoktur, bu hak sadece hizmet sunucularına aittir demiştir. Yani ABAD'ın kararları artık bellidir. Ortaklık anlaşmasının doğrudan etkisi vardır. Eğer bir üye ülkede, bu bizim anlaşmalarımızın yürürlüğe girdiği tarihte bir vize zorunluluğu yoksa, vizesiz girebilir kişiler kimler için? İşçi ise. Bakın zaten kendi vatandaşları arasında bile ABAD işçilerin serbest dolaşımında bir aktif ekonomik faaliyet yapılmasını bekliyor. Yani bütün gün olması, tam gün olması şart değil ama kısa süreli de olsa bir ekonomik faaliyette bulunmasını arıyor kişileri. Bu demek ki bu şartlarda işçiler ya da hizmet sunucuları girebilir. Şimdi bütün bunları bir toparlarsak, biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye ile AB arasında geri dönüş anlaşması ve vize muafiyeti diye bir konu çok günceldi. Fakat sonra bu gerçekleşmedi. Türkiye tarafından
askıya alındığı söylendi. Ve müzakereler de bu konuda kesildi. Yeniden başlaması bugünlerde konuşuluyor ama başlar mı onu bilemiyoruz. Demek ki bizim iki tane farklı sorunumuz var. Bir, turistik amaçla ve hizmet almak üzere 3 ayı geçmeyecek seyahatlerde Avrupa ülkelerine gidecek kişilerin durumu için bu Avrupa Konseyi'nin getirdiği anlaşmada başında söylemiştim geçici olarak diyor 7. madde. 1980'den beri şimdi 2020 yılındayız ve halen bize turistik amaçla gidenlere vize uyguluyorlar. Ben bunun doğru olmadığını ve Avrupa Konseyi nezdindeki başvuruları, çalışmaları hızlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Zira uluslararası hukukta ahde vefa esastır. Madem ki böyle bir anlaşma var ve geçici olarak o sürede askıya alınabilirdi ama halen bunun sürdürülmesini doğru bulmuyorum. Ayrıca bunu ileri süren ülkeler, başta Almanya olmak üzere, Türkiye'den çok iltica, sığınma talebinde bulunuyorlar. Biz vizeyi bu yüzden koyduk dediler. Arkadaşlar, iltica talep eden kişiler zaten vize istemez. Yani vize isteyerek sığınan birini siz gördünüz mü? Kazanç amacıyla giriş zaten vizeye tabi. Yani siz oraya eğer bir düzenli işçi olarak gideceksiniz, mutlaka resmi bir kurumdan izin, vize vesaire almak suretiyle gireceksiniz. 6. madde girişe kişisel önlem imkanı getiriyor. Yani kişisel olarak önlem alabilirsiniz. Mesela o kişinin suç işlediği konusunda bir şüpheniz varsa kişisel önlemler alabilirsiniz. Ama tümden bütün Türk vatandaşlarının girişine engel olmak bence ayrımcılık yasağına da girmektedir. 14. maddeye de aykırıdır. Oranlık ilkesine ve biz taraf olmasak da 12 nolu protokolüne aykırıdır diye düşünüyorum. Bu söyledikleri Avrupa Konseyi bakımından. Avrupa Birliği bakımındansa bizim ortaklık anlaşmalarındaki haklarımıza sıkı sıkıya sarılmamız, bu haklardan vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Geriye kalan, geri kabul anlaşması söz konusu olabilecek kişiler zaten düzensiz göçmenler. Bunlar sığınmacı değildir. Ekonomik nedenlerle Türkiye üzerinden Avrupa devletlerine giden düzensiz göçmenlerdir. Yaptığımız anlaşmada Türkiye'de kendi vatandaşlarını derhal kabul etmeyi, üçüncü ülke vatandaşlarını ise 3 yıl sonra kabul etmeyi benimsemiştir. Daha sonra bu tarih 2017'ye alınmıştır. 2017 tarihinden itibaren kabul edilmiş denmiştir. Yunanistan'la bizim zaten geri kabul anlaşmamız olduğu için daha 2001 tarihinden beri var. Yunanistan'dan bazı kişiler kabul edilmiş. Fakat Avrupa Birliği'nin bize vaat ettiği vize muafiyetinin pek de gerçekleşmeyeceği anlaşılmış olmalı ki bu uygulama askıya alınmıştır. Şimdi vize muafiyeti tabii ki Avrupa Birliği bunu bize bir lütuf olarak bahşetmiyor. Sonuçta karşılıklı çıkar ilişkileri söz konusu. Biz düzensiz göçmenleri geri alacağız. Avrupa'da bize vize muafiyeti. Tabii Avrupa Birliği gördüm, bitiriyorum hemen. Avrupa Birliği vize kolaylığı yoluna kaçmak isteyebilirdi. Vize kolaylığı başka bir şey, vize muafiyeti başka bir şey. Biz vizesiz giriş izni istiyoruz. Bunun için son zamanlarda çıkan Avrupa mevzuatlarına bakalım. Bizim anlaşmamız 2016 tarihidir. 2019'da çıkan 2019'a 1155 sayılı vize kodu var. 2018'e 1806 vize isteyen ülkeler var. Biz bu hala birinci aneks bir ek bir de vize isteyen ülkeler listesinde yerimize devam ediyoruz. 2016'da çıkan Schengen sınırlar kodu var. 2018'de ETIAS diye bir bilgi
ve izin sistemi var. Bunların hiçbir gerçekleşmiş değildir. Kaldı ki bu geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti için Avrupa Birliği bizden pek çok şart istemiştir. Sürem dolduğu için bu şartlara girmiyorum. Eğer ileride soru olursa bunlar konusundaki ilerlemeleri de söyleyebilirim. Sabrınız için teşekkür ederim. Sayın Hocam biz çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Ben vakit kaybetmemek için sözü Kamuran Reçber Hocam'a bırakmak istiyorum. Kamuran Hocam da bugün bize Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukuku itibarıyla olası uyuşmazlıklarda çözüm yöntemleri başlıklı bir sunum yapacak. Hocam sizi de aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Söz sizde hocam, buyurun. Çok teşekkürler Sayın Başkan, İlke Hocam. Öncelikle bu programa davet etmenizden ve böyle bir program düzenlemiş olmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. En azından alanda duayen olan hocalarla birlikte olma şansına sahip olduk. Doğal olarak tabii iki duayen hocayı dinledikten sonra sunum yapmak oldukça zor ama yine konuya binaen bir takım şeyleri söyleme durumunda olacağız. Bu kadar tabii nitelikli ve duayen hoca olunca da hata yapma ihtimalini de biz böyle göz önünde bulundurarak böyle biraz da endişeyle sunumu yapacağımı da vurgulamalıyım. Şimdi İlke Hocam'ın vurguladığı gibi özellikle o ortaklık mevzuatını göz önünde bulundurarak olası bir takım uyuşmazlıklarla ilgili aslında Ankara Anlaşması, dolayısıyla Ankara Anlaşması'na istinaden tesis edilmiş olan katma protokol ve bu anlamda biraz önce Işıl Hocam'ın belirtmiş olduğu o ortaklık konseyi kararları da göz önüne alınacak olursa 1/95 sayılı Gümrük Birliği kararının 61 ve 62. maddeleri uyuşmazlıkların çözümüne yönelik bir yol ve metot öngörmektedir. Dolayısıyla ortaklık mevzuatı burada genel anlamda dikkate alındığında aslında ortaklık mevzuatının uygulanması veya yorumlanmasından dolayı çıkabilecek olan uyuşmazlıkların çözümü için öngörülen yöntemler olarak bunu değerlendirebiliriz. Tabii konu hakkında hani uzun süreli bir tartışma yapmak ya da değerlendirme yapmak mümkün. Ben mümkün olduğunca bu 15 dakikalık süre içerisinde konuyu işte özetlemeye çalışacağım. Tabii bunu özetlerken bazı konuların eksik kalma ihtimali var. Onun için dinleyenlerden, sayın hocalarımdan ben şimdilik özürlerimi onlara ileteyim. Şimdi burada prensip olarak bu uyuşmazlıkların çözümüne yönelik öngörülen yöntem Ankara Anlaşması'nın 25. maddesi. 25. maddeye şöyle genel olarak baktığımızda aslında uyuşmazlıkların çözümü için öngörülen bir yöntem olmakla birlikte bu Ankara Anlaşması'nın 25. maddesi bir bütün olarak değerlendirmeye alındığında sorun yaratıcı bir madde olarak da bu dikkate alınabilir. Biraz sonra buna yönelik kısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Bir diğer husus, gerçek ve tüzel kişiler ortaklık mevzuatı dikkate alındığında gerçek ve tüzel kişilerin durumu ilk etapta dikkate alınmamış. Yani Ankara Anlaşması'nın 25. maddesine baktığımızda mesela Ankara Anlaşması'nın 25. maddesinden kaynaklı olarak gerçek ve tüzel kişilerin durumundan dolayı bir sıkıntı meydana gelirse bu türden hak arama yolları nerede olur? Bununla ilgili açık bir tanımlama yok. Dolaylı bir durum burada söz konusu. Dolaylı durumda işte buradaki gerçek ve tüzel kişiler ortaklık mevzuatının Avrupa Birliği'nin bir parçası olması nedeniyle o zaman Avrupa Birliği yargısında hak arama yoluna gidiyorlar. Biraz önce Işıl Hocam işte bu Demirel davası, Sevince davası vesaireden bahsetti. Bunlar ön karar kapsamında tesis edilmiş olan kararlar. Ama nerede burada çözüm aranıyor? Tabii ki Avrupa Birliği yargısında kullanılan yol ve yöntem. Oysa ki bizim burada tabii ideal anlamda arzu ettiğimiz Ankara Anlaşması'nın 25. maddesi
kapsamında gerçek ve tüzel kişilere de belki doğrudan bir yer edinebilirdi. Bu yapılmıyor. Bu ne yapılıyor burada? Türkiye Cumhuriyeti Devleti mesela burada gerçek ve tüzel kişinin sorununu kendi sorunluymuş gibi addedip bunu ortaklık konseyine getirip sorunu çözme yoluna gidebilir veya gitme durumu doğurabilir. Bu olabilir ama onun dışında dediğimiz gibi böyle bir açık düzenleme öngörülmemiş. Şimdi 25. madde Ankara Anlaşması açısından şöyle ben hızlı bir şekilde ilgili maddeyi sizlere aktarmaya çalışayım. Mesela diyor ki ilk fıkrasında her akit taraf anlaşmanın uygulama ve yorumuyla ilgili Türkiye'yi veya topluluğu, ki o dönemki ismiyle topluluk olduğu için tabii böyle telaffuz etmek durumdayız. Topluluk üyesi bir devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı ortaklık konseyine getirebilir. Ha, demek ki ortaklık mevzuatından kaynaklı her sorun buraya getirilebiliyor. Ama sorunun buraya getirilmesiyle ilgili şimdi şöyle bir sıkıntı baş gösterebilir. Şimdi ortaklık konseyinin bir de iç tüzüğü var. Mesela iç tüzük düzenlemelerine baktığımızda veya incelediğimizde en son ben onu incelediğimde mesela ortaklık konseyinin 6 ayda bir toplanacağı öngörülüyor. Ama ortaklık konseyinin olağanüstü durumlarda toplanmasıyla ilgili iç tüzükte hiçbir düzenleme yok. Mesela Türkiye Cumhuriyet Devleti Ortaklık Konseyi'nden kaynaklı diyebileceğimiz herhangi bir problemin doğması halinde Ortaklık Konseyi'ne sorunu götürebilir. Tamam, götürmeyle ilgili orada bir hakkın olduğu iddia edilebilir ki bazı maddelerde Gümrük Birliği kararının 39. maddesinde bu husus böyle özel olarak düzenlenmiş ama en azından iç tüzükte Ortaklık Konseyi'nin nasıl ve ne şekilde olağanüstü toplanacağı düzenlenebilirdi. Bu yapılmamış. Bu genel anlamda olağan toplantılarla ilgili orada düzenlemenin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Ortaklık Konseyi'nin 25. madde anlamında uyuşmazlığı çözmeye ilişkin olarak öngörülen mesela yöntemi ne diyor? Ortaklık Konseyi anlaşmazlığı karar yoluyla çözebilir. Keza anlaşmazlığı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı veya mevcut başka bir yargı organına götürmeyi kararlaştırabilir. Tabii bu günümüzdeki Avrupa Birliği Adalet Divanı olarak karşılığı olmaktadır. Şimdi Ortaklık Konseyi anlaşmazlığı karar yoluyla çözebilir diyorsak buradan hemen Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması'nın 33. maddesine bir geçiş yapmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması'nın 33. maddesi yani lafzi anlamda 33'e 1 daha doğrusu ilk önce yargı dışı yöntemleri öngörüyor. Yargı dışı yöntemler dediğimizde burada görüşme, dosya girişim, arabulucuk soruşturma komisyonları uzlaştırma. Burada bizim anladığımız karar yoluyla çözebilir diyorsa biz bunu görüşme olarak alıyoruz herhalde. Yine Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması'nın 33. madde 1. paragrafında yargısal yöntemlerden bahseder. Bu da hakemlik ve uluslararası yargı organlarına müracaat etmeyi öngörüyor. O zaman 25. maddenin 2. paragrafını bir bütün olarak düşündüğümüzde o zaman karma bir yöntem öngörüyor. Önce diyor ki karar yoluyla. Yani yargı dışı olan bir yöntemle sorunun çözümlenmesi ama sorun bu haliyle çözülemeyecek olursa o zaman ya Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sorunu götürme ya da bir başka yargı merciğine götürme. Şimdi bir başka yargı merciği dediğimizde Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın dışında böyle akla gelebilecek Uluslararası Adalet Divanı. Onun dışında hani diğer yargı mercileri konunun spesifik olması hasebiyle diğer yargı organları düşünülebilir ama genel anlamda Uluslararası Adalet Divanı'nı tabii ki burada düşünmek gerekir. Aslında buradaki temel sorunlardan bir tanesi Ankara Anlaşması'nın 23. ve 22. maddeleri birlikte düşünüldüğünde Ortaklık Konseyi'nin karar alma usulüne ilişkindir. Oy birliğiyle karar alıyor. Yani bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir oyu, diğer tarafta Avrupa Birliği ve üye devletlerden oluşan bir blok var. O bloğun oyu. Şimdi kararlar oy birliğiyle alındığı için burada sorunun gündeme alınması, görüşme yoluyla sorunun çözümlenmesi de oy birliği geçerli. Oy birliğiyle sorunu çözemiyorsunuz. Peki ne yapıyorsunuz? Sorunu oy birliğiyle çözemediğiniz takdirde o zaman Avrupa Birliği Adalet Divanı'na veya bir başka yargı organına bunu aktarmanız lazım. Ama bunda da oy birliği gerekiyor. Şimdi her iki durumda oy birliği gerektiği için
Burada sorunun oralarda çözülmesini istemeyen taraflar durumu veto edebilirler ve vetodan kaynaklı olarak da sorun bir nevi çözülememiş ve kronik bir hal almış olmaktadır. Şimdi ikinci paragrafın mesela içerisinde Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sunma ya da başka bir yargı organına götürme klasik bizim uluslararası kamu hukukundan mesela bahsettiğimiz bir tahkimnamenin yapılmasını da gerekli kılmaktadır. Çünkü sorunu oraya götürdüğünüzde o yargı organı aslında bir nevi hakemlik organına dönüşüyor. Nihayetinde hakemlik organına dönüşerek orada sorunu çözme yoluna gidebilmektedir. Şimdi vaktin tabii ki dar olması nedeniyle ben 25. maddenin şöyle 3. paragrafı ve 4 ile birlikte 1 Taksim 95 sayılı Gümrük Birliği kararındaki o durumları da aktararak tamamlamaya çalışacağım. Şimdi 3. fıkra ya da paragraf diyelim. Taraflardan her biri kararın veya hükmün yerine getirilmesini gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu karardan kastettiğimiz mesela ortaklık konseyinin uyuşmazlığı karar yoluyla çözebilir dediği kısma ilişkindir. Hükümde kastedilen ise bir yargı organına aktarılmışsa ona ilişkin olan husustur. Tabi burada o verilmiş olan kararın ve hükmün gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. Şimdi mesela buradan ben şeye bir geçiş yapayım. Avrupa Birliği hukukunda Avrupa Birliği'nin işleyişine ilişkin anlaşmanın 258, 259, 260. madde ihlal davaları ile ilgili prosedürü öngörüyor. Mesela burada mesela şöyle bir soru yönelteyim. Böyle bir karar verildi ya da yargı organı bu şekilde bir hüküm verdi. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz bu kararın gereğini yerine getirmiyoruz. Ne yapılacak? Şimdi o zaman tekrar başa dönüyorsunuz. Ankara Anlaşması'nın 25. maddesindeki o sistemi tekrar işletmeniz lazım. Yani Avrupa Birliği hukukundaki yani ihlal davalarıyla öngörülen o prosedür, yani para cezası verme, katlanmış para cezası verme ile ilgili prosedür burada işlemiyor. Yani nihayetinde kararın gereğini yerine getirme ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti burada sistemi tıkayacak nitelikte bir eylem içerisine girecek olursa belki şimdi dinleyenler, değerli hocalarım diyecek ki o zaman tam yürük müzakerelerinin ilgili kısımları askıya alınabilir. Askıya alınmış zaten 2006 yılı itibariyle. Yani sorun bu değil. Yani hukuki anlamda yargıya ilişkin olarak bence düzenlemeler eksik. Bu düzenlemeler daha detaylı bir şekilde yapılabilirdi. Bunu ben anlatmaya çalışıyorum. Yani Ankara Anlaşması'nın 25. maddesinin uyuşmazlıkların çözümüne yönelik olarak getirmiş olduğu yol ve yöntemlerin bir bütün olarak değerlendirmesi yapıldığında eksik yönlerinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunu tabii böyle bir eleştirel yöntemle olaya yaklaştığımız için söylüyoruz. Şimdi 4. paragrafına baktığımızda anlaşmazlık mesela bu maddenin 2. fıkrasına göre çözülememiş ise biraz önce işte dedik ya karar yolu ya da yargı yolu çözülememişse akit tarafların geçiş dönemi ve son dönemde başvurabilecekleri tahkim vesaire yargı yollarını anlaşmanın 8. maddesi uyarınca ortaklık konseyi düzenler. Mesela geçiş dönemi için burada bir düzenleme göremiyoruz ama son dönem 1 Taksim 95 sayılı Gümrük Birliği kararına baktığımızda 61 ve 62. maddeler özellikle bu konuda gerekli düzenlemeyi kendi içerisinde barındırmaktadır. Tabii bu 61 ve 62. maddeleri şöyle genel olarak göz önüne aldığımızda bu tabii gümrük birliğine ilişkin bir husus. Yani sektörel mahiyette konu gümrük birliği kararının içerisindeki düzenlemelerle ilgili olduğu için bu biraz tabii dar kapsamda düşünülmesi gereken bir çözüm yolu ya da önerisi olmaktadır. 61. madde mesela diyor ki Ankara Anlaşması'nın 25. maddesinin 1 ve 3 nolu paragraflarındaki düzenlemeler diyor saklı kalma kaydıyla. Yani onları uygulayıp sorunu çözebilirsin. Gümrük birliği kararının 58. maddesi 2. paragraf uyarınca alınan koruma önlemleri. 63. madde itibariyle himaye önlemleri, 64. maddeye istinaden dengeleyici önlemlerle ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık ya da sıkıntı ortaya çıktığı andan ve işlemin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde ortaklık konseyi sorunu çözemezse
iki taraftan birinin bu uyuşmazlığı işte 62. madde çerçevesinde hakemliğe götürmesi mümkün. Şimdi zamanımızın tabii ki burada dar olmasından kaynaklı olarak bu 61. madde içerisinde özellikle 58. maddede mesela ben çok atıf yaparak geçiyorum. Yani bunları tabii detaylandırılması lazım. Mevzuattaki farklılıklar, ticaret yönünün değişmesi, malların serbest dolaşımının aksaması gibi bir takım problemler var. 63'te mesela sektörel bölgesel bazdaki ortaya çıkabilecek ciddi ekonomik bozukluklar vesaire gibi durumlar var. Bunlara ilişkin tabii uyuşmazlıklar için öngörülmüş olan bir yol ve yöntem. Diyelim ki 6 ay içerisinde ortaklık konseyi sorunu çözemedi. Oy birliği tabii burada esas olduğu için hakeme gitme yönünde taraflar 30 gün içerisinde hakem seçme yoluna gidiyorlar. Şimdi biraz sonra ben başka bir açmazı orada dile getireceğim. Bunu tabii özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bu 30 gün içerisinde her iki taraf işte birer hakem tayin ediyor. Üçüncü hakemin de tabii tarafların uyrukluğunda olmayan, üçüncü bir devletin uyrukluğunda olan bir kişi olması gerekiyor. Bunun için de o iki hakeme tanınan süre 2 ay. 2 ay içerisinde belirledin. Belirlemiyorsan o zaman ne yapılıyor? Ortaklık konseyinin hazırlayacağı 7 kişilik bir liste içerisinden bu üçüncü hakemin seçilmesi gerekiyor. Şimdi ben sayın hocalarıma, sayın dinleyenlere mesela şu soruyu soruyorum. Bu 7 kişilik listeyi ortaklık konseyi ne zaman hazırlıyor? Ve bu süreklilik arz ediyor mu? Bununla ilgili hiçbir yerde bir düzenleme göremiyorsunuz. İkincisi, diyelim ki 7 kişilik listeden bu iki hakem üçüncü hakemi tayin etmedi. Ne yapılacak? Bununla ilgili de bir düzenleme yok. Yani bu 7 kişilik listeden üçüncü hakem seçilemiyorsa bana göre kura yöntemiyle üçüncü hakim tayin edilir gibi bir düzenleme konulması gerekiyordu. Bu da yapılmamış. Yani 1/95 sayılı gümrük birliği kararında da o düzenlemelerin yani belirli düzenlemelerin muğlak olduğunu, açıklıktan yoksun olduğunu, bunlara yönelik olarak aslında detaylı diyebileceğimiz düzenlemelere yer verilebileceğini de belirtelim. Yani bu ortaklık konseyi işte bu 7 kişilik listeyi nasıl ve ne şekilde hazırlayacağı ile ilgili iş tüzükte de buna yönelik bir detaylı düzenlemeye ben rastlayamadım. Eğer gözümden kaçırdıysam hocalarım beni uyarabilirler. Yine burada hakemlik komitesinin tabii tesis etmiş olduğu kararlar bağlayıcı. Brüksel'de bu toplantılarını yapıyor ve yapmış olduğu toplantılar neticesinde tabii ki kararların oy çokluğuyla alındığını ve alınmış olan bu kararların bağlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu bağlayıcı olmakla birlikte bu kararın yerine getirilmemesi halinde bence hani biz klasik uluslararası hukuk yöntemleriyle sorunlar çözülebilir, onları dile getirebiliriz ama bunların açık bir şekilde oraya konulması, o düzenlemelerin içerisinde yer alması gerektiğini söylüyorum. Gerçi o dönem içerisinde Turul Hocam yanlış hatırlamıyorsam Devlet Planlama Teşkilatı'nda müşavirdiniz. Muhtemelen bunlar belki sizin döneminizde mi hazırlandı, sonradan mı şey yapıldı? O konuda da net bir bilgiye sahip değilim. Konumuzun sınırlı olması nedeniyle burada Gümrük Birliği kararının 39. maddesinde de özel bir takım düzenlemeler var. Uyuşmazlıklarla ilgili olarak ortaklık konseyinin uyuşmazlığı 3 ay içinde çözüme kavuşturamadığı takdirde bu uyuşmazlığı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na götürebilir diyor. Mesela götürebilir diyorsa orada da takdir yetkisi var. Yani götürmeyebilir de demek ki. O zaman mesela kesin bir şey konulmamış. Götürür gibi bir düzenleme yok. Götürebilir ama kararların oy birliğiyle alınması durumu hasıl olunca sorunun buradan da kaynaklı olduğunu veya sorunun buradan da çıkabileceğini açık bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi zaman konusunda ben şeye bakmadım ama İlke Hocam nedir durumumuz? Hocam 18 dakika oldu ama 20 dakika vermiş peki, oldum konuşmacıları. Tamam. Yok, son cümleyi alacağım. Demek tamam ki hocam. Böyle şey sunum yapınca zaman akıyormuş. Turul Hocam'la Işıl Hocam'ı şimdi iyi anlayabiliyorum. Hakikaten zaman yetmeyebiliyor. Tabii bu genel anlamda ismi uzun ama Işıl Hocam buna atıf yaptı. Mesela bu işte geri kabul anlaşması itibariyle şey var, durum var. Mesela bu anlaşmada uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili hiçbir düzenleme yok. Yani şeye baktığınızda son düzenlemeler hiçbir şey konulmamış. Ya konulmaması demek bu uyuşmazlıkların
çözülemeyeceği ya da herhangi bir yere götürülemeyeceği şeklinde algılanmamalı. Uluslararası kamu hukuku yöntemleri var işte. Biraz önce Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması'nın ben 33. maddesine atıf yaptım. Tabii ki o yol ve yöntemlerle sorun çözülebilir ama gönül isterdi ki bunların böyle düzgün, detaylı, çok detaylı diyemeyelim ama en azından sorunu çözecek düzeyde o anlaşmanın son kısımlarına konulabilirdi. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süreyi biraz aştım Sayın Başkan. Kusuruma bakmayınız. Hocam estağfurullah. Sizleri dinlemek gerçekten büyük keyif. Amacımız da biraz bu. O yüzden süreyi ne olur istediğiniz kadar kullanın. Teşekkür ederim. Yani soru cevap olursa cevaplandırabiliriz memnuniyetle. Ben kendi adımı süreyi uzatmamak adına Gamze Aşçıoğlu Öz hocama şimdi sözü vermek istiyorum. Kendisinin konusu dijitalleşen Avrupa Birliği'nde güncel meseleler. Hocam siz de aramızda olduğunuz için çok mutluyuz. Buyurun lütfen mikrofon sizde. Hocam mikrofonunuz kapalı gözüküyor şu anda sadece. Hocam sesiniz gelmiyor. Şimdi mikrofonumu açtım. Tamam, ekranımı hocam. Paylaşmaya çalıştım. Görülebiliyor mu acaba? Ekran görülüyor hocam ama şey PowerPoint sunumunuz ortada ve küçük gözüküyor. Büyütmek şimdi isterseniz. Şimdi onu açıyorum. Tamam hocam. Tamamdır. Tamam mıdır? Tamam hocam. Hatta biraz daha büyüteceğim bir saniyenizi alarak. Vallahi Gamze hocam şimdi özendim. Keşke biz de böyle bir şey yapsaydık. Hocam. Peki çok teşekkür ederim. Önce İlke'ye teşekkür ederek başlayayım. Hem bu organizasyona verdiği emeği epey zamandır hazırlanıyorlar arkadaşlar biliyorum. Hem Özlem'e ve Merve'ye ve onların şahsında kürsüde katkısı olan diğer arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür hemen kırmızı kart görmek pahasına bunları telaffuz etmem lazım. Sabah oturumundaki değerli katılımcılara da teşekkür ediyorum. Bir kısmını ancak dinleyebildim itiraf etmem gerekirse. Ve bir heyecanımı paylaşmak istiyorum. İlke galiba ben programın yüksek lisans programının en uzun soluklu öğrencisi olduğum için bunu açıklıkla itiraf edebilirim. Herhalde benden uzun süre öğrenci olmuş kimse yok programda diye düşünüyorum. Turul Hocam oradan teyit edecektir. Bana bir ayrıcalık tanıdı. Beni duayen hocalarımla aynı oturuma koydu. Bu da Kamuran Hocam biraz önce biraz endişeli başlıyorum dedi. Düşünün ki ben ne durumdayım hani heyecanımı. O yüzden yapacağım hatalar nedeniyle şimdiden peşinen özür dileyim ama benim için çok büyük bir gurur kaynağı bu oturumda hocalarımla birlikte yer almak. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum İlke senin şahsında bütün organizasyona. Ben küçücük bir kendimi tanıtma yapacaksam eğer hemen şunu söylemem lazım. Turul Hoca ekolündenim. Sadece bunu söyleyeyim. Turul Hoca ekolündenim. Avrupa Birliği rekabet hukuku çalışıyorum. Öyle başladım. Ondan sonra o rekabet hukukuna evrildi. Genel olarak Avrupa Birliği rekabet hukukuyla başlayıp Türkiye'de rekabet düzenlemeleri kanunu dahi olmayan tarihlerden bahsediyorum. Buradaki bir kısım dinleyicinin aralarında hocalarım var, öğrencilerim var. Yeni başlayanlar, yola yeni çıkanlar var. O yüzden böyle bir tarihsel süreci de ifade etmeme izin verin lütfen. Niye bunu söylüyorum? Turul Hoca'nın konuşmasının en başında söylediği Avrupa Birliği hukuku çalışanlar hızlıca tırnak içinde söylemem gerekirse bir türlü kendilerine bir yer bulamıyorlardı. Benim için bu durum katmerli oldu. Çünkü rekabet hukuku da benzer bir talihe sahip Türkiye'de. Dolayısıyla hem Avrupa Birliği hem rekabet hukuku her ikisi de doçentlik alanı değildi benim çalıştığım dönemlerde, yıllarda, başladığım yıllarda. O yüzden Turul Hoca'nın anlattığı, o giriş kısmında anlattığı konunun canlı örneği benim. Hani bu alanda çalışanlarla çok paylaşacağım noktalar olabilir. Uzatmayayım. Sadece bu küçük açıklamayı yapayım istedim. Ben bu sunumda bir benzetmeyi de Avrupa Birliği hukukuyla dijitalleşen Avrupa Birliği diye başladığı için dijitalle birlikte ele alarak başlayayım isterseniz sunumuma. Tıpkı Avrupa Birliği hukuku gibi dijital ve hukuk diye çok genel olarak adlandırabileceğimiz ve Avrupa Birliği altında da inceleyeceğimiz alan tıpkı Avrupa Birliği hukuku gibi çok alanlı. O kadar çok konuyu ilgilendiriyor ki aynı anda hem sınırlamak zor hem de gerçekten birden fazla alanı, konu başlığını, hukukun birden fazla alanını ilgilendirdiği gibi farklı disiplinleri de aynı anda ilgilendiriyor. O yüzden sınırlamakta biraz güçlük çektim.
ne anlatacağım yerine ne anlatmayacağım diyerek başlayayım isterim size. Neleri içermeyecek bu sunum? Bu sunumda örneğin dezenformasyon gibi Avrupa Birliği'nin gündeminde olan ve çok önemli olan konu başlığını dışarıda bıraktım. Çünkü tek başına çok geniş bir konu. Düzenlemeleri itibarıyla da ortaya çıkarttığı sorunları itibarıyla da. Siber güvenlik gibi yine bir başka, yine Avrupa Birliği'nin gündeminde olan, dünyanın gündeminde olan siber güvenlik düzenlemeleri ve sorunları konusunda dışarıda bıraktım. Dijital hukuk, Avrupa Birliği hukukunda dijitalleşmenin ortaya çıkarttığı sorunlar deyince tabii hiç dışlayamayacağımız ve içinden geçtiğimiz süreçler bakımından çok önemli olan sağlık ve genetik konusunu da, dijitalin en önemli konu başlıklarından biri olan sağlık ve genetik konusunu da dışarıda bıraktım. Dolayısıyla bunlardan hiç bahsetmeyeceğim. O zaman ne bahsedeceğim, geriye ne kaldı diyorsanız şöyle başlayayım istiyorum. Aslında 2000'li yıllarda küreselleşmeyle değiştiğini, dönüştüğünü söylediğimiz değerler ve dengeler, şimdi 2010 yılından sonra da dijitalleşmeyle dönüşür, değişir oldu. Değerlerimiz, dengelerimiz dijitalleşmeyle dönüşür, değişir oldu. Aslında tarihte hepimiz çok önemli bir döneme tanıklık ediyoruz. Ben pandemi de konuşmayacağım. Böyle söyleyince herkes bir pandemiyle ilişkilendiriyor. Rekabet hukukuyla da çok ilişkili pandemi. Biz onu çokça yaptık geçtiğimiz birkaç ay içerisinde. Dolayısıyla ondan da bahsetmeyeceğim ama daha genel bir şey söyleyeceğim. Ve bundan sonraki ele almaya çalışacağım hususlar da hep oturumun temasına uygun olarak biraz daha genel bir perspektiften olacak. Neden tarihsel olarak çok önemli bir dönem dijitalleşmeyle birlikte düşündüğümüzde? Çünkü tarihte ilk ve son kez çevrim içi kuşaklarla çevrim dışı kuşaklar bir aradalar. Teknolojiye doğan ve teknolojiyle büyüyen kuşaklarla, teknolojiyle daha sonra tanışan, dijitalle daha sonra tanışan, galiba literatürde onlara ve bizlere bu alanın göçebeleri diye ifade ediliyor. Hani dijital evrenin göçebeleri, sonradan eklenenler ve orada kendine bir alan açmaya çalışanlar diye okuduklarımdan öğrendiğim. Bunlar tarihte ilk ve son defa bir aradalar. E'si şu, tarihte aynı zamanda bir dijital rönesans yaşandığı da ifade ediliyor. Dolayısıyla bu dijital rönesans içerisinde çevrim dışı kuşaklar, çevrim dışı dünyada oluşturdukları bir takım değerleri çevrim içi kuşaklara aktarmaya çalışıyorlar. Ve bir yandan da çevrim içi dünyada da bu değerlerin devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. Niçin bunu söylüyorum? Hemen tarihsel bir perspektif verip veriyle ilişkilendirmek istiyorum söylediklerimi. Tarihte gücü simgeleyen unsurlara baktığımızda, hukuk tarihinde de aynı gelişimi söylemek mümkün. Gücü toprağın temsil ettiği yıllarda toprak mülkiyetinin korunması, devre ve dolayısıyla gayrimenkul hukukunun çok önemli olduğu, mülkiyet hukukunun altındaki konulardan biri olarak çok önemli olduğunu görüyoruz. Zaman içerisinde sanayi devriminin gerçekleşmesiyle bu kez fikri sanayi mülkiyet hukukunun telif, marka, patent ki bugün de çok önemli konular arasında önem arz ettiğini görüyoruz. Burada farklılaşan bir husus, gayrimenkul hukukunda sınırlar önemliyken fikri sanayi mülkiyet hukuku, patent, markanın gelmesiyle sınırlar biraz daha aşınır hale geliyor. Ve nihayet bugün gücü temsil eden biri, kısa kısa gidiyorum, çok daha üzerine konuşulabilir ama gücü verinin temsil ettiği gerçeğinden hareketle şimdi verinin hukuku doğmaya başlıyor. Aslında kişisel verilerin korunması diyoruz pozitif hukuk anlamında baktığımızda, hem Türkiye'de hem Avrupa Birliği'nde GDPR'dan bahsederken, ama biraz daha genelleyerek bakacak olursak bu yıllar içerisinde ve başka konu başlıklarını da kapsayacak şekilde veri hukuku veya daha da üstten bakarsak verinin düzenlenmesinin ve verinin ortaya çıkarabileceği hukuki meselelerin tartışılmasını gerekiyor. Neler bunlar? Biraz daha ayrıntısına biraz sonra gireceğim. Örneğin verinin mülkiyetinin, veri portföyünün kullanılmasında veri devredilebilecek mi? Verinin mülkiyeti nasıl tanımlanacak? Buna müdahale etmek mümkün mü? Veriyi elinde bulunduran şirketler güçlenip pazar gücüne sahip olduklarında, rekabet hukuk
hukukçusu olunca biraz bu perspektiften bakmaya çalışacağım. Buna müdahale etmek mümkün olacak mı? Başka bir deyişle güçlenip tekel oluşturduğu zaman veriyi elinde tutan piyasa aktörleri acaba düzenleme buna müdahale edebilecek mi? Ve nihayet yine gücü elinde bulunduran, veriyi elinde bulundurduğu için gücü elinde bulunduranlar bakımından kişisel verilerin korunması gibi rekabet hukuku ve politikası gibi alanlar bu alana müdahale etmekte yeterli olabilecek mi? Hukukun şu an için mevcut olan araçları bu alt disiplinler bakımından acaba müdahaleyi mümkün kılabilecek mi? Çok güncel bu hafta yayımlanan bir rapor var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi'nde Adalet Komisyonu'nun bir alt komisyonu olan Antitrust Komisyonu'nun yayınladığı bir rapor. Bu rapor 2019 yılında başlayan bir çalışmanın sonucu. Takip etmiş olabilirsiniz. Bu büyük aktörleri GAFAM diye kısaltılıyor şimdi bu evrende. Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft'tan oluşan beşli, dört büyükler veya beş büyükler diye geçiyor. Bu aktörlerin dijital ekonomide sahip oldukları pazar gücü, bu pazar gücünü nasıl kullandıkları ve bu pazar gücünü kullanırken ortaya çıkan tekel durumu veyahut da hakim durumun kötüye kullanılması halinde neler yapılabileceği. Bu hem Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde hem de Avrupa Birliği'nin gündeminde. Epey süredir zaten her iki coğrafyada da rekabet hukukunun gündeminde bu şirketler var. Buna bu raporda rastladım. Rekabet hukukun tarihini de biz 1800'lerde rekabet hukuk dersi alanlar bilirler. Sherman yasasıyla başlatırız. Aslında Sherman'ı çok destekliyor. 1900'lü yılların başında hemen Amerikan Yüksek Mahkemesi'nde yargıçlık yapmış olan Louis Bernardes'in bir sözü. Çokça bu dijital ekonomi, değerler, demokrasi, rekabet hukuku ilişkisi içerisinde yer veriliyor. O yüzden çarpıcı olması nedeniyle onu da sunumda bıraktım. Güncel gelişmeler neler? Çok hızlıca bir sörf gibi hani hızlıca telaffuz edecek olursam her birine ayrı ayrı yer vermeyeceğim ama birincisi bu rapor çok güncel, yeni yayımlandı. İkincisi Avrupa Birliği'nde o da yeni sayılır görece. Yapay zekaya ilişkin etik kurallar, Sabah Pınar Hocam bahsetti kendi oturumunda yapay zekadan. Henüz bağlayıcı normlar oluşamadığı için bu sistemde ve oluşmasında da bazı güçlükler olduğu için daha sosyal düzen kurallarıyla hareket etmeyi tercih ediyor sistemler diye okuyorum ben bunu. Nihayet yine yapay zeka ile ilgili görece yakın tarihli yine bu yıl içerisinde ortaya çıkmış olan White Paper ve Avrupa Birliği'nden de Uzak Asya ülkelerine bakacak olursak Hindistan'da, Kore'de, Malezya'da, Japonya'da teknolojinin ve dijital evrenin gündemde olduğu ülkelerde ve nihayet Türkiye'de dijital piyasalar veya dijital ekonomi ya da platform ekonomileri gibi farklı isimlerle anılıyorlar. Bu hukuk sistemlerini meşgul ediyor. Avrupa Birliği'nde komisyonun e-ticarete ilişkin araştırması 2017 tarihli ama önemli bir veri sağlıyor bize bu piyasalara neden daha hassas bakmamız gerektiği konusunda. O da şu, perakende sektöründe fiyatların belirlenmesinde sektörün neredeyse 1/3'ü artık algoritmadan yararlanıyor. Yani algoritmik fiyatlama rekabet hukuku bakımından da çok önemli, veri hukuku bakımından da daha önce söylediğim gibi çok önemli. Piyasalar algoritmayla fiyatlanıyor. Dolayısıyla bunun sonuçlarını görmezden gelmek mümkün değil. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği çeşitli uygulama, App Store gibi, arama motorları gibi alanlarda bunlar hem rekabet örgütünün, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ve Adalet Divanı'nın kararlarına konu olduğu için bir düzenleme yapma gereğine özellikle vurgu yapıyor. Yalnız Avrupa Birliği'nde değil, buna paralel olarak OECD'de, UNCTAD'da özellikle bu konuda çalışmalar çok hız kazandı geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde. Bu yeni raporda ne var? Yeni raporda çok net telaffuzlar var. O çok net ve keskin telaffuzlar önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nde de ondan sonraki yansımalarında da Türkiye'de de bir karşılık bulacak diye değerlendiriyorum ben. Onlar da neler? Birincisi bu aktörlerin hakim durumda olduğu hatta tekel olduğuna çok açık bir vurgu var. İkincisi
rekabet hukuku kurallarıyla piyasaya müdahale edilmesi gerektiği ve bunların hakim durumlarını kötüye kullanmasının engellenmesi gerektiğine vurgu var. Yine Amerikan hukukundan bir Glass-Steagall yasası diye bilinen bir yasa. 1900'lü yılların başında bankacılık faaliyetlerini ayrı ayrı lisanslamak ve örneğin sigortacılık ve bankacılık bir arada görülmekteyken sigortacılığı ayırmak, yatırım bankacılığını ayırmak gibi adeta yapısal tedbir diyebileceğimiz ve bunların aynı şirketler tarafından gerçekleştirilememesi kuralı diye özetleyebilirim. Şimdi bu yasaya benzer bir yasa internet ve dijital piyasalar için telaffuz edilir. Oldu. Bu raporda kongre böyle bir düzenleme yapmanın gereğinden bahsediyor. Usul açısından bazı hususlara değiniliyor. O da şu, hakim durumda olan şirketlerin gerçekleştirdiği birleşme devralmalarda rekabet örgütlerinin rekabetin ihlal edildiğini ispat etmesi bu sektörler bakımından çok kolay değil. O nedenle ispat yükünde bir karineye başvurma gereği telaffuz edilmiş. Ve nihayet hakim durumdaki platformların, bunu Türkiye'de de gördük, hani karşılığını rekabet kurulunun kararlarında, kendi hizmetlerinin tercih edilmesini sağlayacak türden uygulamalarının düzenleme yoluyla, rekabet otoritesine de bırakmadan düzenleme yoluyla yasaklanması, engellenmesi gerektiğine ilişkin bir vurgu var. Bunu niye aldım? Hem çok güncel diye, hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu gelişmeler çok çabuk hemen Atlantik'in öteki yakasına, Avrupa'ya doğru geliyor ve Avrupa'da bir karşılık buluyor. Zaten Avrupa bu aktörlere karşı daha kaygılı, daha temkinli bakıyor idi Amerika Birleşik Devletleri'ne göre. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu aktörlerin doğduğu topraklar bile buna böyle bakıyor ise Avrupa Birliği daha hızlı hareket etmek konusunda daha hızlı hareket etmeyi düşünebilecek diye değerlendiriyorum. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'ne yansımaları Avrupa Birliği önceliklerini tabii gözden geçirmek durumunda kalacak. Hani yaşlı kıtanın yaşlı değerleri deniliyordu. Başta demokrasi, rekabet hukuku, dijital evren şeklinde yaptığım değerlendirme Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya bakınca Avrupa'nın dijital evrene temkinli yaklaşımı ve temel hak ve hürriyetleri her zaman öncelemesi biraz bu eleştiriyle karşılaşmasına sebebiyet veriyordu Avrupa Birliği'nin politikaları ve öncelikleri anlamında. Ama şimdi bu duruş ve yansımaları aslında Avrupa Birliği duruşunu destekler bir nitelik arz ediyor. Dolayısıyla bir takım planlarda, programlarda, projelerde öncelik sağlayacak diye düşünüyorum bu yaklaşım. Dijital Rönesans'ın getirdiklerine bir bakınca yine Avrupa Birliği'nde de benzer, yani bu söylediğim daha genel bir şey, belirli bir coğrafyayla ilişkili değil. Rekabet hukuku kuralları, veri hukuku, sektöre yönelik, yani dijital sektörlere yönelik düzenlemelerin ve yoğunlaşmalara doğrudan müdahale etmek, kamu yararı gerekçesiyle müdahale etmek imkanını vermesi bakımından böyle bir sonuca sebebiyet veriyor bu sektörler rekabet hukuku yaklaşımıyla baktığımızda. Ayrıca sözleşme hukuku açısından da konvansiyonel sözleşme hükümleri yerine dijital platformların, dijital aktörlerin çok yaygın olması, şu anda bu konferansı gerçekleştirmemize aracılık eden mecra dahi Zoom örneğin, hani dijital, önemli dijital aktörlerden biri. Dolayısıyla bu tür aktörlerin günlük yaşantımızda bu kadar yaygın ve etkin şekilde yer alması aslında sözleşmelerdeki konvansiyonel bazı hükümleri de dönüştürüp değiştirmeye başladı. Örneğin paylaşım ekonomisi, yapay zeka temelli pazarlama stratejileri, algoritmik fiyatlama gibi kavramları sözleşmelerde daha sık görmeye başladık. Nihayet kurumsal etkileri de var tabii ki. İnterdisipliner çalışmaları çok tetikleyecek ve daha da önemli hale getirecek. Sadece hukukun kendi içinde çeşitli hukuk branşlarının birlikte çalışması şeklinde değil, hukukçuların teknoloji uzmanlarıyla, sektör oyuncularıyla, rekabet kurumlarının kendi içinde rekabet kurumları, tüketici örgütleri, veri koruma kurumları gibi bir arada çalışmayı gerektirecek bir mecra sunuyor dijital evren. Bunu zorunlu kılıyor aslında. Bu bir tercih olmaktan çıkıyor. Bu bir zorunluluk haline geliyor. Dolayısıyla bu gelişmeleri de hem kurumlar
hem de kişiler kurumsal ya da kişisel kariyer tercihlerinde dikkate almak durumunda kalacaklar diye düşünüyorum. Şimdi geleyim biraz Avrupa Birliği'ne hemen bu genel girişten sonra. Aslında bilgi ve iletişim teknolojileri, ICT diye başlayan bu alan dijital tek pazara evrildi. Dijital tek pazar henüz Avrupa Birliği'nin ulaştığı, gerçekleştirdiği bir kavram, bir hedef değil. Sadece bir kavram, ulaşmaya çalıştığı bir hedef. Buna ulaşabilmek için gerçekleştirdiği bazı politikalar, gerçekleştirdiği planlar, projeler var, raporlar var. Biraz önce örneklediklerim gibi. Neden? Çünkü bu tek başına kurucu antlaşmalarda yer alan bir kavram değil. Olmaması da doğal. Kurucu antlaşmaları yürürlüğe girdiği tarihte böyle bir şeyden bahsetmiyorduk. En azından bu düzeyde bahsetmiyorduk. O yüzden daha çeşitli politikalarla ilişkilendirerek aslında bu alanı konuşuyoruz. Sanayi gibi, rekabet gibi, ticaret gibi, araştırma ve teknolojik gelişmeler gibi, serbest dolaşım ilkelerinin tamamı gibi aslında kurucu antlaşmalarda kendi yer alan, açıkça yer alan bazı alanlar var ki artık dijital dünya olmadan konuşmamız mümkün değil. Bir süre sonra zaten dijital tek pazar demekten de vazgeçeceğiz gibi düşünüyorum ben. Yani gerçekleşemeyeceği için değil, artık her şey o kadar dijital olacak ki başında o dijital vurgusuna da ihtiyaç olmayacak diye düşünüyorum. Dijital tek pazar stratejisi Avrupa Birliği'nin Avrupa 2020 hedefleri arasına aldığı strateji 3 sütunlu bir yapı gerektiriyor. Bu 3 sütunlu yapıda 3 hususa çok önemli, altını çok çizerek vurgu yapıyor Avrupa Birliği'nde kurumsal aktörler. O da adil, erişilebilir ve güvenilir bir dijital tek pazardan bahsediliyor. Tüketicilerin ve işletmelerin dijital ve mal ve hizmetlere kolaylıkla erişmesine imkan verecek bir ekosistem. Dijital ağlar ve hizmetler için gerekli koşulların sağlanması ve dijital ekonominin büyüme potansiyelini arttırabilecek nitelikte kararlar alınması. Bu üçlü, üç sütunlu yapıyı, sütunlu yapı Avrupa Birliği çalışanlara çok aşina bir kavram. Bu üç sütunlu yapıyı dijital tek pazar stratejisi bakımından korumaya çalışıyorlar. Bu slaytları hızlı geçeceğim izin verirseniz. Pınar Hocam bahsetti sabahleyin yapay zekadan, çok da ayrıntılı ve çok yararlandığım bir sunumdu, hemen söylemeliyim. Hocam bir iki dakikaya ben... toparlama şansınız olur mu soru cevabı süre kalması açısından? Hemen öyle yapayım. Çok hızlı geçiyorum. Hatta yapay zekayı tam bu nedenle sabahki oturumda ele alındığı için daha hızlı geçeyim. Daha hızlı yapay zekayı geçeyim. Şöyle yapayım ben. Kısaca bir Facebook kararından hiç değilse ismen bahsedeyim. Alman Bundeskartellamt, Alman Rekabet Kurumu 2019 yılında bir karar verdi ve Facebook'un hakim durumunu kötüye kullandığına karar verdi. Antlaşmanın 102. maddesi çerçevesinde hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan. Daha sonra akabinde bunu takip eden mahkeme kararları da var. O ayrıntıya girmeyeyim. Haziru'nun rekabet hukuku alanındaki ilgisini bilmiyorum. O yüzden detayına girmeyeyim bu aşamada, ama sadece bunu vurgulayayım. Çünkü bu tetikleyici bir karar. Bunu uzun yıllar konuşacağız ve bu Avrupa'daki yaklaşımı da değiştirebilecek bir öncü karar. Almanya'nın önüne aldığı bu Facebook kararı. Hani dijital konuşulan pek çok yerde bunu göreceğiz, duyacağız, dinleyeceğiz. Rekabet hukukuyla olan ilgili olan kısımları da hızlıca geçiyorum. Şöyle bir tespitle bitireyim izin verirseniz. Önümüzdeki yıllarda verinin getirdiği yapay zeka, sorumluluğun niteliği, kapsamı, nedensellik bağı, büyük veri, veri paylaşımının hukuki sonuçları, kişisel verilerin korunması, veri temelli piyasalarda rekabet hukukunun ve hukukun diğer alanlarının uygulanmasının güçlüğü veyahut da gerekliliği gibi konuları çokça duyuyor olacağız Avrupa Birliği'nde de. Ve nihayet Avrupa Birliği ekseninde baktığımızda önümüzdeki yıllarda ve Avrupa Birliği'nden etkilenerek Türkiye'de de esasında, çünkü Türkiye'de görüyoruz ki başta Rekabet Kurumu ve Kişisel Verilerin Koruması Kurumu olmak üzere pek çok kurum ve özellikle de bu düzenleyici kurumlar Avrupa Birliği'nde de komisyonun bu alanda, bu politika başlıklarındaki faaliyetlerini ve kararlarını çok yakından izliyorlar ve yansıtıyorlar esasında uygulamalarına, hem düzenleme anlamında hem aldıkları kararlar anlamında. Önümüzdeki yıllar tüketicinin merkezde olduğu, hem Avrupa Birliği'nde hem Türkiye'de merkezde olduğu
Rekabet hukuku, tüketici hukuku, veri hukuku ve haksız rekabet hukukunun birlikte düşünülüp değerlendirilmesi, birinin diğerinden etkilenmesi veyahut da birlikte uygulanması gibi görüntülere sebebiyet verecek yıllar olacak diye öngörülüyor. Ben de sözlerimi aldığım uyarıyla bir kırmızı kart daha görmeden bu slide'la bitireyim. Varsa soru cevap kısmında biraz daha detaylandırmak üzere. Beni ilgiyle ve sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir son söz olarak bunu koyayım. Son slide dedim ama başladığım yere döneyim esasında. Şöyle bir soruyu soruyor Avrupa'da kendisine dijital denildiğinde Avrupa Birliği. Acaba mevcut değerler, kurum kavramlarla hukuki anlamda dijital teknolojilerin düzenlenip denetlenmesi mümkün olabilecek mi? Yani hukukun statik araçları ile teknolojinin dinamik etkileri düzenlenip denetlenebilecek mi? Yoksa her şey çok yeni ve bu nedenle de yeni bazı kavramlara, kurumlara, usullere ihtiyaç mı var? Önümüzdeki yıllar, üstelik çok kısa vadede önümüzdeki yıllar, bu konuların konuşulup tartışıldığı yıllar olacak diye düşünüyorum. Beni ilgiyle ve sabırla dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.